son Çanakkale gazisiyle ölmeden önce son röportajı Arena yaptı. Trilyonluk gayrimenkullerin sahibi kumarhane kralı, belediye arsasını kaparken gariban belgesi çıkarttı. İster inanın, ister inanmayın, devlet ölüden tazminat talep etti. 5 kuruşum yok diyen Cin Atilla, Avusturya'daki şirketine yüzlerce milyar lirayı nasıl kaçırdı? Arena rüşvetin belgesi olmaz diyenleri mahcup ediyor. İşte rüşvet tarihimizin en büyük belgesi. Nazım Hikmet'in yaptığı tabloyu Arena buldu. 42 milyarlık odacı skandalında şaşırtıcı gelişme. Arena'dan büyük gazetecilik başarısı. Başbakan Tansu Çiller'in PKK kullanıyor dediği Kürdistan yapımı helikopteri Kuzey Irak'ta buldu. İyi akşamlar. Büyük ilginizle tüm televizyon kanallarının en çok seyredilen haber programı olma özelliğini sürdüren Arena'dan hepinize sımsıcak duygularla merhaba. Sevgili seyirciler, bu akşam yine Türkiye'yi sarsacağız. Çünkü Başbakan Tansu Çiller'in PKK tarafından kullanılıyor dediği Kuzey Irak'taki Kürtlerin helikopterini büyük çabalar sonucunda Arena ekibi buldu. Ayrıca bu akşam rüşvetin belgesi olmaz diyenleri mahcup ederek Türk rüşvet tarihinin en büyük rüşvet belgesini de ekranlarınıza getireceğiz. Efendim, Çanakkale Savaşımızın son gazilerinden Hüseyin amcaya da geçenlerde güle güle dedik. Onu ve kahraman silah arkadaşlarını hep sevgi ve minnetle anacağız. Tıpkı bu 10 Kasım'da aynı duygularla andığımız büyük komutan Atatürk gibi. Evet, sana sevgi, sana minnet, sana şükran, Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, akıl adamı ve çağdaşlığın simgesi büyük Atatürk. Seni kalbimizden ve beynimizden silmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Halk biçilmiş ekim gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılır bu sözlerine, diktatisi gören zereler gibi. Ne senden geçeriz, ne seni de serinden. 10 Kasım'ı artık bir yas günü olarak değil, bir anma günü olarak değerlendiriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü anma. Yok olmanın eşiğine gelmiş bir milleti büyük özverilerle hayata döndüren o kuşağın yiğit insanlarını anma. Sadece 80 yıl geçti ama unutuyoruz. Dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'ye Türk milletini gömmeye gelmişlerdi. Hatta orada ummadıkları bir direnişle karşılaşınca bir İngiliz şair, Türk ölmek için ayağa kalkıyor diye yazmıştı. Türk'ün ölmemek, yaşamak için ayağa kalktığı bir süre sonra anlaşıldı. Çanakkale'de bu millet Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini yapacak askeri dehayı keşfetti. O zamana kadar adı fazla bilinmeyen Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale destanının ardından efsaneleşti. Mustafa Kemal, 3 ay süreyle en ön saflarda bazen günlerce uyumadan çarpıştı. Çevresindekiler biçilip gitti ama o bir mucize sonucu ayakta kaldı. Çanakkale olmasaydı Kurtuluş Savaşı da olmazdı. Olsa bile bu yorgun ve yoksul millet adını bilmediği genç bir subayın peşine düşmezdi. Çanakkale Mustafa Kemal'i yarattı. Mustafa Kemal Çanakkale'de elbette yalnız değildi. Tam 500 bin silah arkadaşı o destanda yiğitlik rollerini paylaştılar. Bunlardan hemen 250 bini Çanakkale'de şehit düştü, hastalıktan kırıldı ya da kayboldu. Bir kısmı da daha sonra diğer cephelerde canını verdi. Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal öleli 56 yıl oldu. Öbür silah arkadaşları da birer birer hayata veda ettiler. Çanakkale'den gazi olarak geriye bir tek kişi, Hüseyin Kaçmaz kaldı. Arena programı adına Ağustos ayında bu 106 yaşındaki son gazimizin elini öpmeye, minnet duygularımızı bildirmeye gittik. O hala genç bir delikanlı gibi heyecanlıydı. Balkan Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda tam 11 yıl muharip askeri olarak görev yapmış, İstiklal Savaşı'nda yaralanmıştı. Askere gidişini dün gibi hatırlıyordu. Sen 11 sene savaşmışsın. Nasıl askere gittin? Sabahlı annem beni koştu, öptü, korktu. Ben seni ya şehit anası yapacağım ya gazi dedi. Vatanın her köşesinden oraya gittiniz ve savaştınız. Tabii. Niçin savaştınız? Vatan, ırız, namus, millet, adalet için. Adalet için mi demek? Düşmanı ya öldüreceğiz, ya öleceğiz. Birkaç hafta sonra, Eylül ayında Hüseyin Kaçmaz da şehit düşmüş arkadaşlarının ve komutanı Mustafa Kemal'in yanına göçtü.
Son Çanakkale gazisi ile son röportajı yapmak bize nasip oldu. Bu anıyı gazetecilik yaşamımızın en mutlu ve şanslı sayfalarından biri sayıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve o diriliş destanını yazanların hiçbirini unutmuyoruz. Hüseyin amca ile birlikte onların da ellerinden minnetle öpüyoruz. Nur içinde yatmasını dilediğimiz büyük Atatürk'le son gazilerden Hüseyin amca gibi kahraman silah arkadaşları bu vatanı kanları canları pahasına kurtardılar. Evet sevgili seyirciler, her Türk ailesinden birer ikişer gencecik şehidin göğüslerini siper yaparak bize teslim ettikleri bu mukaddes topraklarda sonraları onların kemiklerini sızlatan gelişmeler, çirkin olaylar yaşandı. Örneğin şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarında eşi görülmedik bir talana yağmaya girişildi. Hatta bu talan öylesine boyutlara vardı ki trilyonluk gayrimenkulü bulunan kumarhane sahipleri garibanlık belgesi çıkartarak hepimizin, en başta gerçek garibanların hakkının olduğu kamu arsalarını adeta gasp ettiler. Mehmet Ali Önel bu gaspın hikayesini anlatıyor. Bir saniye. Kamerayı bırakın. Bir saniye. Çekilin. Bir saniye beyefendi. Niye alıyorsunuz ki? Niye alıyorsunuz beni? Ben size müsaade etmiyorum ki. Ne alıyorsunuz? Çekmeyin. Bir dakika. Ne alıyorsunuz? Kumarhaneler kralı olarak bilinen Suudi Özkan, Türkiye'nin dört bir yanındaki kazinolarıyla olduğu kadar çok değerli, sayısız gayrimenkulüyle de ünlü bir kişi. Ama gelin görün ki Suudi Bey ne kumarhane açmaya ne de değerli mülk alımına bir türlü doymak bilmiyor. Üstelik bir de hazinenin trilyonluk arazilerine göz koyabiliyor. Hem de kendisini dikili ağacı bile olmayan bir garibanmış gibi göstererek. İstanbul'da şu sıralar arsaların astronomik rakamlarla el değiştirdiği en gözde semt 4. Levent. Çünkü Sabancı İş Merkezi ve Yapı Kredi Plaza'nın burada yapılması arsa fiyatlarını füze hızıyla yükseltmiş. İşte paraya para demeyen, kumarhane ve gayrimenkul kralı Suudi Özkan'ın garibanlık belgesiyle kapattığı hazine arsası da bu gökdelenlerin tam karşısında bulunuyor. Ekibimiz arsayı görüntülerken saldırgan görevliler tarafından tartaklanarak dışarı atılıyor. Ben buraya izin vermiyorum. Çekim belediyeden izin aldım. Kardeşim lütfen çık. Bir saniye efendim. Kamerayı bırakın. Kamerayı bırakın. Bir saniye. Çekin dışarı. Bir saniye beyefendi. Çık dışarı. Bir saniye. Bağırmanıza gerek yok. Hiç bağırmayla bu iş olmaz. Bir saniye. Beyefendi burası belediyenin toprağı. Çekim yapma kardeşim. Belediyenin toprağı rahat gireriz. Hayır, sizin ilgilendirmez. Burası özel şirket. İstanbul Emlakçılar Derneği Başkanı Sabri Ateş, 4000 metrekarelik arsayı Picasso'nun tablolarına benzeterek paha biçilemeyeceğini söylüyor. Efendim eğer yapı krediyle, yapı kredi plazayla eşdeğer imar verirlerse aşağı yukarı 400 milyar civarında yapar. Hileli çalıştığı daha önce birçok kez kanıtlanan kumar makineleriyle halkın cebinden trilyonlar alan ve devlete de devede kulak vergi ödeyen Suudi Özkan bu arsayı Bedrettin Dalan döneminde kapmış. Suudi Bey işe eşi Sitare Özkan'ın hiçbir gayrimenkulü bulunmadığına dair bir belge çıkartmakla başlamış. Çünkü 1984 yılında çıkan gecekondu af yasasına göre bir vatandaş evsiz barksız yani gariban olduğunu kanıtlarsa üzerine kaçak gecekondu yaptığı hazine arsası ona kalıyordu. Devlet bu amaçla vatandaşa bir de tapu tahsis belgesi veriyordu. Suudi Bey'in varlıklı eşi Sitare Hanım kendisini garibanmış gibi yutturarak gördüğünüz altın değerindeki arsanın 400 metrekarelik bölümüne tapu tahsis belgesi çıkartmayı başarmış. Daha sonra da bugün en az 500 milyar lira değer biçilen 4000 metrekarelik arazinin tümünü gasp etmiş. Bedrettin Dalan'dan sonra gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen arsayı kurtarabilmek için dava açmış. Ancak atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Büyükşehir Belediyesi de bu işgale son vermek için dava açmıştır. Bu dava halen Şişli 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nde devam etmektedir. Sevgili seyirciler, kumarhaneler kralı olarak bilinen trilyoner iş adamı Suudi Özkan aynı zamanda bir gayrimenkul kralı. Suudi Özkan'ın İstanbul'un ve Türkiye'nin çok değerli yörelerinde paha biçilmez gayrimenkulleri bulunuyor. Ama gelin görün ki aynı Suudi Özkan 1987 yılında eşi Stare Özkan adına düzenlediği bir belgeyle hiçbir gayrimenkulleri bulunmadığını ve kendilerinin adeta bir gariban olduklarını göstermiş. Şimdi İstanbul'un en pahalı mülklerinin bulunduğu Naciye Sultan Korusu'ndayız. İşte kendisini gariban olarak gösteren Suudi Özkan
bu sitedeki süper lüks konutunda oturuyor. Arena şimdi garibanlık belgesiyle altın değerindeki hazine arsasını yağmalayan Suudi Özkan'ın tespit edebildiğimiz zenginliklerinden küçük bir demet sunuyor. İstanbul Ayazağa'daki Mövenpick Oteli'nin %14 hissesi ve kazinosunun işletmeciliği. Kumburgaz'daki Marine Otel Kumarhanesi'nin işletmeciliği. Topkapı'daki Olcay Otel Kumarhanesi'nin işletmeciliği. Suadiye Prenses Oteli Kumarhanesi'nin işletmeciliği. Bodrum Prenses Oteli'nin mülkiyeti. Büyükada Prenses Oteli'nin mülkiyeti. Ortaköy'de yapımı devam eden 5 yıldızlı otel ve kumarhanesi. İstanbul'un yeni uydu kenti Bahçeşehir'de 50 civarında villa ve daire. Taksim Sıra Selviler'de apartman. Taksim Yeni Tarlabaşı Caddesi'nde apartman. Ortaköy'de yapımı devam eden lüks platin konutlarında çok sayıda daire. Bağlarbaşı'nda apartman. Ortaköy Naciye Sultan Korusu'nda muhteşem dubleks villa dairesi. Bodrum Güvercinlik'te villa ve yine aynı yörede trilyonluk özel ada. Amerika'nın kumar cenneti Las Vegas'ta iki büyük kumarhane. Trilyonluk servetlerine rağmen hazine arazisini gasp eden Özkan ailesi savunma hakkı için kendilerine yöneldiğimizde bakın ne yaptılar. Kapat. Kamerayı indir. Çekmeden de Ben yapıyorum. Bu nazik konukseverlik örneğinden sonra eşi Sitare Hanım adına garibanlık belgesi düzenleyen Suudi Özkan'la görüşebilmek ve savunma hakkını kullandırmak için Ortaköy sırtlarındaki Naciye Sultan Korusu'nda bulunan muhteşem evlerine gidiyoruz. Sitare Hanım burada oturuyor değil mi efendim? Evet, evi burası. Suudi Bey de burada oturuyorlar. Burada oturuyor mu? Yani kendileri zaten yani şu anda İstanbul'da şimdi. Belirleyemediğimiz daha nice mülkler, son model otomobillerle Karun hazinesi diyebileceğimiz sınırsız bir servet. Bunların hepsi hileli kumar makinelerinden sağlanan ve devlete vergi ödemeden cebe indirilen kazançlarla sağlandı. Üstüne üstlük Suudi Özkan, garibanlık belgesiyle hazinenin 500 milyarlık arsasına kondu. Bize de bravo demek ve burayı Suudi Bey'e peşkeş çeken Bedrettin Dalan'a da İstanbullular adına bir üstün hizmet madalyası vermek düşüyor. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye nereden nereye geldi sevgili seyirciler. Eskiden kendilerine milyoner süsü veren garibanlar haber olurdu. Şimdi ise gariban rolünü oynayan trilyonerler haber konusu oluyor. Ayrıca zenginlikte Karun'la yarışan bir gayrimenkul kralı, trilyoner bir kumarhane kralı, belediyenin arsasını kapabilmek için kendisine garibanlık belgesi çıkartmaya bile tenezzül edebiliyor. Sevgili seyirciler, biraz sonra bu vurguncuları seyreden devlet babanın bir garibanın ölüsünden nasıl tazminat talep ettiğini göreceksiniz. Kısa bir aradan sonra. İster inanın, ister inanmayın. Devlet ölüden tazminat talep etti. 5 kuruşum yok diyen Cin Atilla, Avusturya'daki şirketine yüzlerce milyar lirayı nasıl kaçırdı? Arena rüşvetin belgesi olmaz diyenleri mahcup ediyor. İşte rüşvet tarihimizin en büyük belgesi. Nazım Hikmet'in yaptığı tabloyu Arena buldu. 42 milyarlık odacı skandalında şaşırtıcı gelişme. Arena'dan büyük gazetecilik başarısı. Başbakan Tansu Çiller'in PKK kullanıyor dediği Kürdistan yapımı helikopteri Kuzey Irak'ta bulduk. Yıllardır birer vergi kaçırma cenneti olan bu kumarhane rezaletinin üstüne gitmemize karşın devlet baba ne yapıyor biliyor musunuz? Koskocaman bir hiç. Bu vurguncuların defterlerini didik didik etmek dururken dönemin Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş kumarhanecilerin masasına konuk oluyor ve onların yemeğini yiyebiliyor. Ama bakın, bu vurguncuları seyreden devlet baba feci bir kazada ölen garibanları trene çarpıp küçük bir hasar verdikleri için cezalandırıyor ve onların ölülerinden tazminat talep edebiliyor. Evet, ölüden istenen tazminatı Cemalettin Özdoğan Nazilli'den bildiriyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde tek odalı gecekonduda oturan İsmet Elçik 7 çocuğuyla sefaletle boğuşuyordu. Hayattaki tek serveti atı ve atını koştuğu arabasıydı. Kimi zaman tarlalarda çalışıyor, iş bulamayınca da yük taşıyordu. Geçim sıkıntısını iliklerine kadar hisseden 9 nüfuslu Elçik ailesi, adına yaşamak denmese de günlerini böyle geçiriyor, Allah'a şükrediyordu. Ama bu zorlu çaba 17 Ağustos 1994 günü yaşanan korkunç olayla kabusa dönüştü.
İsmet Elçik her gün olduğu gibi atlı arabasını hazırlayıp yanına 12 yaşındaki kızı Nazlı'yı da alarak ekmek parası için yola koydu. İsmet Elçik dizginlerini sıkıca kavradığı demir kradlı atının nallarının ritmik sesini müzik gibi dinlerken belki de bugün iş bulabilecek miyim, evime ekmek götürebilecek miyim diye düşünüyordu. Ya Nazlı? Yüzünde yoksulluğun derin izini taşıyan al yanaklı güzel Nazlı. Nereden? Belki Nazlı da bir gün beyaz atlı prensinin onu bu yoksulluktan kurtaracağını düşünüyordu. İsmet Elçik dalgındı, yorgundu. İşte bu duygular içinde atlı arabasıyla bahçe içindeki yoldan çıkıp çevresinde hiçbir önlem bulunmayan demir yola giren İsmet Elçik tüm hızıyla gelen dev treni gördüğünde çok geçti. Trenin kulağı sağır eden gürültüsü, susmak bilmeyen düdüğü demir kırı huylandırdı. Çığlıklar trenin fren sesine karışırken İsmet Elçik, kızı Nazlı ve atı demir kır parçalanarak can verdi. Bu olay Elçik ailesinden geriye kalan 7 kişiyi büsbütün perişan etti. Ölen babasıyla aynı adı taşıyan evin delikanlısı İsmet Elçik askere gideceği için kardeşi Tuncay ise hastalığı nedeniyle çalışamıyordu. Zühra Ana ise bebeği Süley'i bırakmıyordu. Artık sefalet dayanılmaz hale almıştı. Elçik ailesi sıcak yemeğe hasret kalmış, ekmek bile bulamıyor, komşularının yardımıyla yetiniyordu. Koca aile her gün komşunun getirdiği bir tas çorbaya kaşık sallıyordu. Yoksulluk öylesine bastırmıştı ki Elçik ailesi tek odalı evlerinin küçücük penceresine cam bile alamıyordu. Bir cam parası bulamıyor musunuz? Bulunmuyor ki bu devirde, nasıl bulunsun? Kazancımız ancak bir ekmek parasına yetiyor. Elçik ailesi çıkış yolu ararken Devlet Demir Yolları İşletmesi'nden gelen yazıyla bir kez daha yıkıldı, şaşkına döndü. İster inanın ister inanmayın ama Demir Yolları çifte imzalı yazıyla ölüden tazminat istiyordu. Devlet Demir Yolları tren altında parçalanarak can veren İsmet Elçik'e hitaben gönderilen yazıda trenime zarar verdin, röter yaptırdın. 7 gün içinde 3.537.408 lira gönder diyordu. Aksi halde hükmen tahsili yoluna gidileceğini söylüyordu. Yani bu para ödenmezse Elçik ailesine icra gelecekti. Benim iki tane canım gitti. At arabam gitti. Çalışacak bir insanım kalmadı. Yani gelip de benim de canımı alacaklarsa alsınlar. Yok bir şey yok. Devlet alacağına şahin. Bir süre sonra arenada polis nezaretinde gelen icra memurlarının Elçik ailesinin 4-5 tabak, bozuk buzdolabı ve çalışmayan siyah beyaz televizyonunu haczederken izlerseniz şaşırmayın. Zavallı kadın kazada kaybettiği eşine, evladına ve tek gelir kaynağı olan atına mı üzülsün yoksa bu parayı nasıl ödeyeceğine mi şaşırmış durumda. Ne diyelim? Allah tüm garibanların yardımcısı olsun. Sevgili seyirciler, trilyonları götürenler, milyarları hortumlayanlar bu sistemde kendilerine hiçbir şekilde ceza verilmeyeceğine inandıkları için banknot tomarlarının üstüne yatarak gel keyfim gel diyorlar. Bu haramzadelerin keyfini nedense hep arena kaçırıyor. Arena kameralarını karşısında gören götürücüler adeta kaçacak delik arıyorlar. Bu kez de öyle oldu. 5 kuruşu kalmadığını söyleyen Batık Marmara Bank'ın sahibi Atilla Uras'ın Avusturya'daki paravan adamları arena ekibi kapılarını çalınca hemen sırra kadem bastılar. Aydın Özdalga, kamuoyunda Cin Atilla olarak bilinen Atilla Uras'ın Amerika'daki ve Antil adalarındaki yatırım şirketlerinden sonra bu kez de Avusturya'daki holdingini ortaya çıkardı ve buraya Türkiye'den milyonlarca dolar para aktarıldığını tespit etti. Aydın Özdalga Viyana'dan bildiriyor. Atilla Uras, namı diğer Cin Atilla. Bankacılık kariyerindeki hızlı yükselişten sonra Marmara Bank'ı satın alarak patron olan Cin Atilla için çöküş 5 Nisan kararlarıyla birlikte geldi. Marmara Bank'a devletin el koymasından sonra on binlerce mudinin trilyonlarla ifade edilen parası bir gün içinde battı. Hazine murakıplarının hazırladığı raporda Cin Atilla'nın bankanın trilyonlarla ifade edilen kaynağını kendi dış yatırımlarına aktardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Amerika'ya giden arena ekibi Cin Atilla'nın bu ülkede dolar basan bankasını ve tıkır tıkır işleyen yatırım şirketini ortaya çıkardı. Cin Atilla bunlar yetmezmiş gibi Hollanda Antillerinde de bir yatırım firması kurmuştu. Cin Atilla'nın yurt dışına para aktarıp yatırım yaparken Avrupa'yı da ihmal etmediğini ve Avusturya'da da bir holding kurduğunu öğrenen arena muhabiri Aydın Özdalga Viyana'ya uçtu. Thank you.
Bankı batıran Atilla Uras'ın dünyanın dört bir yanına atlapot gibi uzanan şirketleri arasında en büyüğü Viyana'da bulunan O-Ring Holding. Cin Atilla'nın Avusturya'daki O-Ring adlı holdingini araştırmak için önce Viyana Ticaret Odası'nın yolunu tuttu. Viyana'daki tüm şirketlerle ilgili kayıtlar burada bulunan bilgisayarlarda bulunuyor. Kısa bir araştırmadan sonra O-Ring Holding ekranda gözüktü. Ancak bu kayıtlarda şirketin sahipleri gözükmüyordu. Bunun üzerine Viyana Ticaret Mahkemesi Şirketler Sicil Bürosu'nun yolunu tuttu. Kısa bir araştırmadan sonra şirketin kayıt defterini bulduk. Kayıtlara göre 1992 yılında kurulan şirketin sermayesi 1993 yılında 25 milyon şiline, yani 90 milyar liraya yükseltilmişti. Ancak bu kayıtta da Cin Atilla'nın adına rastlayamadık. Bunun üzerine şirket sicil numarasından bilgisayar kaydı aldık. Evet, Cin Atilla nihayet cin gibi karşımızdaydı. Resmi kayıtlara göre 90 milyar lira sermayeli bu şirketin %99.9'u Atilla Uras'a ait. Peki Cin Atilla Türkiye'den Avusturya'ya yolladığı bu 90 milyar lirayı nereden bulmuştu? Acaba eşi kolundaki bileziklerini mi satmıştı? Yoksa Marmara Bank'ta buharlaşan milyarlar buraya mı akmıştı? Arena Atilla Uras'ın yurt dışındaki yatırım şirketlerini, holdinglerini teker teker ortaya çıkarıyor. Bu görüntüleri seyrettikçe ne düşünüyorsunuz efendim? Adam malı götürmüş, cinliğini en üst seviyede göstermiş. Biz bu adama ne yapabiliriz ki? Bunu ancak devlet yapar. Bizim gücümüz buna yetmez. Madem ki bunlar bu kadar hatalı, niye böyle eli kolu sallayarak ortada dolaşıyorlar? Devlet eğer bunları görmediyse bir hizmet kusuru. Eğer görüp müdahale etmediyse söylemek bile istemiyorum. Söyleyin, söyleyin, açıkça söyleyin. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi insanın aklına çok olmadık ortaklıklar getiriyor. Savcılar nerede? Milletvekilleri nerede? Onların hiç görevleri yok mu? Sanki 40 yıllık uykuya yatmış gibiler. Bundan utanç duyuyoruz. Bunlar bir suç duyurusu her şeyden evvel. Bu suç duyurularının değerlendirecek makamların olduğuna inanıyorum. Ben buradan şimdi Sayın Başbakanımız, anamız Türkiye'nin anasına sesleniyorum. Ben de bir anne olduğum için lütfen, lütfen bu bizim derdimize bir çare olsun. Yok eğer olamayacaklarsa acaba bir birlik beraberlik mi var bu işte diyorum. Biz bu röportajı yaparken kapı açılsa Atilla Uras girse ona ilk ağızda ne söylersiniz? Vallahi bütün bunları seyrettikten sonra ilk soracağım şey ortakların kimdi diye sorarım. Ve dürüstçe de bir cevap beklerim efendim. Eğer mümkün olabilirse ve cevap verirse. Yani gizli ortaklarının kim olduğunu sorarsınız. Tabii efendim, tabii tabii, yazılı ortaklardan bahsetmiyorum. Yazılı ortaklar zaten belli. Kendini kurtardın, bizi kurtarmak için de bir yöntem bulabilir misin? En azından bunun fikrini almak isterdim ondan. Demek ki bunun yüzü kızarmıyor. Ar damarı patlamış, başka ne diyeyim yani? Cin Atilla'nın Avusturya'daki holdinginin yöneticisi Hasan Teoman. Bu kişi aynı zamanda Amerika'daki banka ve yatırım şirketinin de yöneticisi. Cin Atilla, Marmara Bank'a devlet el koymadan bir gün önce de Boğaz'daki 40 milyar liralık muhteşem yalısını bu kişiye satmış ve bu satış şike olarak yorumlanmıştı. Şimdi bu yorumun ne kadar doğru olduğu kanıtlanmış bulunuyor. Gerçekten samimi bir satış mı sizce? Gayet tabii samimi bir satış. Arena, Cin Atilla'nın yurt dışına para kaçırmakta kullandığı paravan Hasan'la görüşmek için kendisinden telefonla randevu aldı. Ancak holding merkezine gittiğinde kapı duvardı. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Hasan Teoman Arena'ya randevu vermiş olmasına rağmen sözünü tutmadı. Cin Atilla adeta bir ahtapot gibi dünyanın dört bir yanına yayılmış. İşte Amerika'daki bankası ve yatırım şirketi. İşte Hollanda Antillerindeki yatırım şirketi. İşte Avusturya'daki 90 milyarlık holdingi. Arena, Cin Atilla'nın yurt dışındaki diğer yatırımlarını araştırmaya devam edecek. Anlaşılan Cin Atilla, cin aklıyla önce bu paraların nasıl götürüleceğini planlıyor, daha sonra da ahtapota benzeyen kollarıyla dünyanın dört bir yanına dağılmış şirketlerine aktarıyor. Meğer cinler aleminde bugüne kadar eşi görülmedik bir cinmiş bizim Atilla Bey. Sevgili seyirciler, bugüne kadar hep rüşvet pazarlıklarını, rüşvet iddialarını ekrana getirdik. Hatırlayacaksınız, Selim Edes, Engin Civan'la yaptığı tartışma sırasında onun yüzüne karşı, affedersiniz, ulan rüşvetin belgesi mi olurmuş demişti. Arena bu akşam Selim Edes'i de mahcup ediyor ve Türk rüşvet tarihinin en büyük rüşvet belgesini ekrana getiriyor. Tuncay Özkan ve Aydın Özdalga araştırdılar. Önce İSKİ skandalı patladı. Ardından Emlak Bankası skandalı. Bir saniye.
Türkiye'de artık herkes rüşveti tartışıyor. Ancak henüz rüşvetin belgesi bulunamadı. İlklere imzasını atan Arena, bu akşam 20 trilyon liralık Çayırhan ihalesinde kullanıldığı öne sürülen bir rüşvet belgesini ekranlarınıza getiriyor. Ankara yakınlarındaki Çayırhan Termik Santrali'nin 3. ve 4. ünitelerinin ihalesi 1993 yılında yapıldı. Zarflar açıldığında en düşük teklifin 466 milyon dolar olduğu, en yüksek teklifin ise 565 milyon dolarla Avusturya firması tarafından verildiği ortaya çıktı. Türkiye Elektrik Kurumu yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamada ihalenin en yüksek fiyatı veren Avusturyalı SGB firmasıyla Türk ortağı Güriş'e verildiğini duyurdu. Tekin yaptığı teknik ve finans analizine göre aslında en ucuz fiyat en pahalı olan teklifti. İhale aşamasından önce bile bu işte rüşvet döndüğü iddiaları siyasi kulislerde yayılmaya başlamıştı. İddialara göre Avusturyalı SGB firması iş bedelinin %6'sı olan 1 trilyon 220 milyar lirayı rüşvet olarak dağıtacaktı. Bu %6'lık rüşvet %3, %2 ve %1 olarak üçe bölünüp 3 ayrı kişiye verilecekti. Arena'nın ele geçirdiği bu rüşvet belgelerinden biri iddiaları adeta doğruluyor. İşte rüşvet belgesi. Avusturyalı SGB firmasının antetli kağıdına yazılan belgede özetle şöyle deniyor. Çayırhan ihalesini firmamız aldığı takdirde sözleşmenin imzalanıp avansın ödenmesinden sonra ihale bedelinin %3'ü bu belgenin orijinalini getiren kişinin istediği İsviçre'deki banka hesabına yatırılacaktır. Bu belgenin altında ise isimleri yazılı olmayan iki şirket yetkilisinin imzaları var. Bu imzaların benzeri ise SGB firmasının Enerji Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda mevcut. İşte rüşvet belgesindeki imzalar, işte Enerji Bakanlığı'na gönderilen yazıdaki imzalar. Her ikisi de aynı. Arena, bu rüşvet belgesinin düzmece olabileceğini düşünerek Viyana'ya gidip şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. SGB yetkililerine gitmeden faks çekerek randevu talep ettik. Viyana'dan birçok kez telefonla arayarak isteğimizi tekrarladık. Ancak SGB yetkilileri görüşme arzumuzu kabul etmeyince son çare olarak şirkete gittik. Ancak yine reddedildik. SGB yetkilileri daha sonra bizi arayarak firmalarının bu işi yapan bölümünün bir başka firmaya satıldığını söylediler. Halen bu işi yürüten yeni firmadan da tüm girişimlerimize rağmen randevu alamayınca Avusturya Enerji ve Çevre firmasına gittik. Ancak buradaki yetkililer de görüşme teklifimizi geri çevirdiler. Kapıdaki görevliler bizi dışarı çıkartmak istedi. Ancak biz gitmemekle direnince bu kez şirketin avukatı kapıya geldi. Kendisine rüşvet belgesini gösterdi. Bir süre rüşvet belgesini inceledikten sonra kesinlikle görüşmeyeceklerini bildirdi. Bize de gitmek kalmıştı. Gördüğünüz gibi Arena'nın tüm ısrarlı çabalarına karşın bu rüşvet belgesinde adı geçen firma yetkilileri Arena'ya açıklama yapmaktan kesinlikle kaçındılar. Firma yetkililerin bu suskunluğu bu belgenin doğru olabileceği tezine ağırlık kazandırıyor. 20 trilyon liralık Çayırhan ihalesindeki gariplikler bu rüşvet belgesiyle sınırlı değil. İşin içinde bir de karı koca ilişkisi var ki evlere çenlik. Uğurcan Pervane ve Türkan Gençsoy, Türkiye Elektrik Kurumu'nda çalışan iki mühendis bayan. Bu bayanlar Çayırhan ihalesinde görev almışlar. Bundan bize ne demeyin ve bekleyin. Bu iki bayanın eşleri İbrahim Pervane ve Zafer Gençsoy da mühendis. Ne ilginçtir ki bu iki bey de Çayırhan ihalesini alan Avusturyalı SGB firmasının Türk ortağı Güriş'te çalışıyorlar. Hangi proje için mi? Sıkı durun. Ben İbrahim Pervane Bey'le görüşebilir miyim? Gölbaşı'nda İbrahim Bey. Yani bizim Çayırhan grubumuz artık Gölbaşı'nda. Yaklaşık bir senedir oradalar. Bu ilginç rastlantıyı araştırmak ve mühendis beylerle görüşmek için Güriş'in fabrikasına gittik. Ancak tüm çabalarımıza rağmen görüşme teklifimiz kabul edilmedi. Bunun üzerine tekin yolunu tuttuk. İlk olarak Uğurcan Pervane Hanım'la görüşmek istedik. 5 dakika müsaadenizle görüşmek istiyorum sizinle. Amirlerimden izin aldınız mı? İzin aldınız mı? Yok kendisi, siz kendiniz izin aldınız. Bu kez
Türkan Gençoy Hanım'la görüşmek istedik. Ama yine reddedildik. Necdet Bey biraz bekleyeceksiniz, gelecekmiş. Odası karşılıyor. Necdet Bey'le benim görüşmem bir gereği yok. Sizinle görüşmek istiyorum. Ben Necdet Bey'le görüşmek istemiyorum. Şimdi siz eğer izin alabiliyorsanız konuşalım. Alamıyorum kendisi. Vermiyorlar kendilerini. Olmadığı için alamıyorum. Ha, Necdet Bey yoklar. Evet. Tekin önünde uzun süre bekleyerek görüşme talebimizi yineledik. Ancak Tekin görevlileri bizi dışarı çıkardılar. Gidelim. Kapatır mısınız kamerayı? Arkadaşım lütfen. Daha sonra telefonda Uğurcan Pervane ile görüştüm. Sayran Termik Santral projesinde yer almışsınız. Yok, hayır, almadım ben. Emin misiniz efendim? Evet. Yani hiçbir aşamasında görev almadınız? Hayır. Projede bulunmadınız? Bir iki de bulundum. Bir ve ikinci aşamalarda bulundunuz. Bir ve ikinci zaten bitti. O onun bacak azı bile devreye alındı. Yani o işlemlerde siz orada görev yaptınız o sırada. Tabii. Telefonda görüştüğümüz Türkan Gençsoy'un tepkisi daha ilginçti. Efendim sizinle görüşmek istiyorum. Bana bir randevu verebilir misiniz? Ya maalesef bizim basına bilgi verme hakkımız yok. Peki efendim Zafer Bey sizin eşiniz midir? Gençsoy? Evet benim eşim. Görüşte. Evet eşim. Siz bu desülfürizasyon ünitesini hazırlarken Çayran Termik Santrali ile ilgili olarak kendisi görüşte mi çalışırdı? Kendisi evet 10 senedir görüşte. Peki siz Çayran Termik Santrali ile ilgili görev almadınız mı efendim? Ben çevredeyken görev aldım. Aldınız. Rüşvet kokularının yayıldığı Çayırhan ihalesindeki bu ilginç karı koca rastlantısının yorumunu siz sayın seyircilerimize ve yetkililere bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, büyük şair Nazım Hikmet'in aynı zamanda başarılı bir ressam olduğunu acaba hiç duydunuz mu? Eğer bizi izlemeye devam ederseniz Nazım Hikmet'in bugüne kadar hiç görülmeyen bir tablosunu ilk kez siz göreceksiniz. Kısa bir aradan sonra. Nazım Hikmet'in yaptığı tabloyu Arena buldu. 42 milyarlık odacı skandalında şaşırtıcı gelişme. Arena'dan büyük gazetecilik başarısı. Başbakan Tansu Çiller'in PKK kullanıyor dediği Kürdistan yapımı helikopteri Kuzey Irak'ta bulduk. Rama sofranıza iki kat fazla lezzet getirir. Rama, iki kat süt, iki kat lezzet. Çekilişsiz kurasız herkese Ege Seramik'ten yüzlerce bilgisayar seti bedava. Ege Seramik alın kazanın. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Ooo, nereden böyle? Osmanlı Bankası'ndan. Yepyeni bir hesap açtırdım. HSMH. Sağlık sigortalı mevduat hesabı. Sadece Osmanlı Bankası'nda var. Osmanlı Bankası. Çekilişsiz kurasız herkese Ege Seramik'ten binlerce armağan. Ege Seramik alın, kazanın. Bugünlerin en yeni, en gözde yatırım araçlarını izliyorsunuz. Devamı Saray Bayilerinde. Saray, akıllı yatırım. Dibayla sağlam, Dibayla renk renk, Dibayla sağlıklı, Dibayla sıcak, Dibayla yere güvenli basacaksınız. Dolar yıl sonunda ne olur bilemem ama bu yatırım çok Saray, akıllı yatırım. Kabak graten, Çin böreği fırında, ızgara köfte kömür ateşinde, bahçıvan kebabı yavaş pişmiş, kurabiye, fırın makarna, pizza, karides güveç, çikolatalı sufle. Toprak fırın lezzetinde börekler, pizzalar, kömürde pişmiş gibi ızgaralar, turboda modern yemekler. Bütün lezzetler aynı fırında. Arçelik multifonksiyon fırınlar her yemeği nefis pişirir. Nihayet makamında kalsın karışım. Peki siz nerede kaldınız? Bu yatırımcı bankamıza geldiğinde heyecanını saklamakta güçlük çekti. Böyle bir ilgiyi beklemiyordu. Kendini çok farklı hissetti. Siz de mevduatınızı İktisat Bankası'nda değerli bir yatırıma dönüştürün. Gün İktisat Günü. İktisat.
sanki başka bir dünya. What a wonderful Maxi, kadının dünyası. Maxi, moda, kişisel bakım, makyaj. Maxi, iş, ev, eş, çocuk. Maxi, sağlık, cinsellik, yemek, hobiler. Maxi, günü düzenleyen yeni bilgiler, pratik çözümler. Maxi, yaşama sevinci. Maxi, her hafta sizinle. Maxi, kadının ta kendisi. Yardımcınız Dixie İlkbahar. Evinizin her köşesinde saatlerce süren ilkbahar kokusu, ilkbahar ışıltısı. Dixie, durulamadan tam temizlik, tam parlaklık. Hürriyetten herkesin büyük piyango. Boş yok, boş yok. Bu kampanyada boş yok. 950 milyardan payınızı mutlaka alacaksınız. Kupon? Yok. Zar? Yok. Pul? Yok. Beklemek de yok. Oturduğunuz yerden kazanacaksınız. Nasıl mı? Büyük piyango biletlerimizle. Biletler çok değerli çünkü... Biletlerde boş yok, boş yok. Hürriyette izleyin. Geleceğin ürünlerine bugünün fiyatlarıyla sahip olun. Beko'nun Kasım kampanyasını kaçırmayın. Sansasyonu seven bir gazete haberi büyütüp şişirir. Oysa Milliyet haberi tüm iç yüzünde verir. Tam 44 yıldan beri. Üstelik yeni Milliyet'in haber sayfalarında şimdi daha iyi fotoğraflar, daha doyurucu, daha ayrıntılı haberler var. Yeni Milliyet'i çok seveceksiniz. Yeni Milliyet'te sayfa görüntüsü değişti. Milliyet değişmedi. Yarın Milliyet'le yeniden tanışın. Yine nerede kaldın haylaz herif? Dün gece teyzem nerede kaldın usta ya? Peki siz nerede kaldınız? Sevgili seyirciler, siyasi ideolojisi konusunda farklı düşünülse de Türk şiirinin doruklarından birisini oluşturduğu herkese kabul edilen şair Nazım Hikmet aynı zamanda oldukça başarılı bir ressamdı. Şimdi size Nazım Hikmet'in bugüne kadar hiç gün ışığına çıkmamış bir tablosunu ve onun yürek burkan öyküsünü sunuyoruz. Cem Hamuloğlu araştırdı. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Büyük şair Nazım Hikmet belki mutluluğun değil ama dostlarının resimlerini yaptı. Özellikle hapishane yıllarında resim Nazım için şiirin yanında önemli bir uğraştı. Nazım'ın bugüne dek kaç tablo yaptığı bilinmiyor. Çünkü yaptığı tabloları çevresindekilere dağıtmış. Bu tabloların akıbeti meçhul. Belki yok oldular, belki de bir köşede keşfedilecekleri günü bekliyorlar. Arena, şimdi böyle bir Nazım tablosunu, yarım asrı aşkın bir süre karanlıkta kalan bir Nazım Hikmet eserini ilk kez gün ışığına çıkartıyor. Kıymet Dökün Bilek, 80 yaşında. Torunlarının çocuklarını görme şansına sahip olmuş sempatik bir nine. Kıymet Hanım, Nazım Hikmet'in portresini yaptığı sayılı insanlardan biri. Kıymet Hanım, Nazım'ın yakın çevresinden biri değil. Ama Nazım Hikmet, onun bir portresini yaptı. Nasıl? Yıl 1941. Kıymet Hanım'ın eşi İsmail Dökün Bilek, bir trafik kazası sonrası ölüme neden olmaktan tutuklanır. Gönderildiği yer Bursa cezaevidir. Yani Nazım Hikmet'in uzun yıllar yattığı ünlü cezaevi. Aslında bir oto tamircisi olan ancak elinden her iş gelen İsmail Bey, Bursa cezaevinin elektrik tesisatını yapmakla görevlendirilir. Kıymet Hanım da eşini yalnız bırakmamak için Bursa'da bir iş bulur ve İstanbul'dan taşınır. Eşine öğle yemekleri götürdüğü zamanlarda Nazım'la sıcak bir dostluk kurar. Bu dostluk sonucu usta şair Kıymet Hanım'la eşinin portresini yapar. Ben çok bir çirkinim böyle. Bana dedi ki yüzünün hatlarını çizdim ben senin dedi. Rötuş yaparak çizmedim dedi. Evet. Seni dedi böyle sen buysun dedi. İsmail Dökün Bileğin cezası bitmiş ve Nazım Hikmet'i bir daha görme şansına sahip olamamıştır. Ancak ellerinde manevi değeri büyük bir tablo vardı. Bu eserin ilginç öyküsü sürmektedir. 27 Mayıs 1960. Ordu yönetime el koyar. Deniz, hava, kara... Türkiye'de askeri darbeler dönemi başlamıştır.
Memleketin... Topluma salınan Nazım korkusu Kıymet Hanım'ı da etkilemiştir. Çerçevesinden çıkartılan tablo imza bölümü kesilerek yatak altına saklanır. İnkılap olduktan sonra evleri arayacaklar. Nazım Hikmet'in kimde resmi varsa cezalandırılacak dendi. Ben de korkumdan o imzayı kestim. Tablo yıllarca orada kalır. Peki Nazım Hikmet'in yaptığı iddia edilen bu tablo gerçek mi? Bu sorunun yanıtını almak için Nazım'ın resimlerini tanıyanlara başvurdu. Ayşe Yaltırım, Nazım'ın kardeşi Samiye Yaltırım'ın kızı. Kendisi de bir ressam olan Ayşe Yaltırım, tablonun Nazım'a ait olduğunu doğruladı. Dayımın resim yaptığını biliyorum tabii. Ben de resim yaptığım için biraz çağrışım yaptı bana. Bence olabilir yani. Nazım Hikmet de Bursa cezaevinde birlikte yatan, hatta resim yapmasını Nazım'dan öğrenen ressam Balaban da tablonun Nazım'a ait olduğunu söylüyor. Aynen böyle çerçevesiz çalışıyordu. Benim resmimi de böyle çerçevesiz çalıştı. Şimdi bu resim elbette ki Nazım Hikmet'in yaptığı resim. Evet, tüm dünyanın yakından tanıdığı ancak çok sevdiği memleketi Türkiye'de yaşama şansı verilmeyen büyük şair Nazım Hikmet'in Moskova'daki mezarının Türkiye'ye getirilmesi son günlerde kamuoyunun gündeminde. Alıp götürün, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu Irgat Osman yatsın bir yanımda. Ve çavların dibinde çocukluyup kırkı çıkmadan ölen Şehit Ayşe öbür yanımda. Tepesinde bir de çınar olursa taş maş istemem hani. Nazım'ın naaşı Türkiye'ye getirilip bir köy mezarlığına defnedilecek mi? Nazım'ın yakınları Türkiye'nin henüz bu olgunluğa erişmediği görüşünde. Evet. Atatürk'ün heykellerinin bile korunamadığı bir ortamda hiç de haksız sayılmazlar. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Yıllar boyu siyasi polis korkusu yaşayan insanlar Nazım Hikmet'in yaptığı tablo anlaşılmasın diye onun imzasını bile kesip atmışlar. Ama bugün bu tabloyu gururla gösteriyorlar. Peki yazık değil mi yitip giden bunca yıla, yaşanan korkulara, çekilen acılara? Evet, yazık değil mi sevgili seyirciler? Biraz sonra Başbakan Tansu Çiller'in PKK tarafından kullanılıyor dediği Kuzey Irak'taki Kürtlerin helikopterini ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce geçen haftalarda yayınladığımız 42 milyarlık odacı ile ilgili son derece ilginç ve şaşırtıcı gelişmeleri sunuyoruz. Kemalettin Özdoğan İzmir'den bildiriyor. Şimdi paraları nerede buldun? Kim verdi sana? Bir sürü şey daha makale sarıyor bize. Bir tefecilik olayı. O rant hangi ölçüde gelişmiş, nasıl gelişmiş onu tespit etmek lazım. Cumhuriyet tarihinde böyle rezalet görmemiştim. Arena geçtiğimiz haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan inanılmaz bir skandal ortaya çıkarmıştı. İşçi ve memurlarının maaşını ödemekte güçlük çeken belediye, kendi bünyesinde 3 milyon maaşla odacı olarak çalışan Mehmet Kılıç'tan 42 milyar lira borç almış ve bunu faiziyle birlikte 48 milyar lira olarak geri ödemişti. Bu inanılmaz olayın belgeleri herkesi şaşkına çevirmişti. Odacı Mehmet Kılıç, Arena'ya yaptığı açıklamada bu işte dönemin bütçe daire başkanı Fahri Akkurt tarafından kullanıldığını bildirmişti. Kim sizi oyuna getirdi? Sayın Fahri Akkurt. Yani kandırarak, yani bu bir sakıncası yoktur sana, şöyle yoktur, böyle yoktur diye bunlar bana imza attı çekleri. Arena, zavallı odacıyı kullanmakla suçlanan Fahri Akkurt'u, belediye müfettişlerine ifade vermek için geldiği belediyede buldu. Ancak Fahri Akkurt, Arena ile görüşmedi. Ben devlet memuru suçluyum. Devlet memurundaysınız, emeklisiniz. Şimdi efendim, suçluyuz bir kredi anlaşması var. Yani, ve bunu siz yapmışsınız, sizin altında imzanız var. Siz suçlanıyorsunuz. Suçlanıyorum ama her konuda kararları yer bulmadan. Fahri Akkurt, müfettişlere verdiği ifadede bu paranın aslında Denizlili Özcan Ünal adlı bir tefeciye ait olduğunu, ancak adını gizlemek istediği için paranın odacı Mehmet Efendi'nin üzerinden geçirildiğini söyledi. Bunun üzerine araştırmalarını Denizli'ye kaydıran Arena, ilginç bir gelişmeyle karşılaştı. Zengin tefeci denilen Özcan Ünal'ın Denizli Sanayi Odası'nda 4 milyon maaşla çalışan bir memur olduğunu ortaya çıkardı. Özcan Ünal, Denizli Sanayi Odası'nda genel sekreterlik yapmıştır. O tarihte aldığı net maaş 3 milyon 100 bin liradır.
Ayrıldığı tarihteki aldığı net maaş 4.100.000 liradır. Denizli Sanayi Odası'ndaki işine son verilen Özcan Ünal bugünlerde Ankara'da Ultra adlı bir firmada çalışıyor. Bundan bize ne demeyin ve sıkı durun. Çünkü bu firma borcun verildiği günlerde İzmir Belediyesi'nden 100 milyarlarca liralık trafik sinyalizasyon ihalesi almıştı. İşin bir başka ilginç boyutu, kredi işindeki paravan şahıs Özcan Ünal'ın dönemin belediye başkanı Yüksel Çakmur'un yakın arkadaşı olması. Tabii Özcan Ünal'ı ben tanıyorum. Gerçekten benim okul arkadaşımdır. Evet. Belediyeye 42 milyar kredi açan 3 milyon maaşlı bir odacı, onun arkasında 4 milyon maaşlı bir adam, bu adamın yakın arkadaşı belediye başkanı ve tüm bu ilişkilerin kesiştiği milyarlık belediye ihalesi. Yorum sizlerin. İzmir Belediyesi'ne iş yapan bir firmadan alındığı anlaşılan bu para belediyeye niçin verildi? Neden işlemler gizlice yapıldı? Niçin bazı paravan isimler kullanıldı? Neresinden baksanız pis kokan bir iş bu sevgili seyirciler. Ancak böylesine bir pisliğe Sayın Yüksel Çakmur'un bilinçli bir şekilde bulaşacağına inanmak istemiyoruz. Tabii her konuda olduğu gibi bu konuda da son sözü yüce yargı söyleyecek. Arenadan büyük gazetecilik başarısı. Başbakan Tansu Çiller'in PKK kullanıyor dediği Kürdistan yapımı helikopteri Kuzey Irak'ta bulduk. Tütünbank kredi kartı sahipleri yurt içinde ve yurt dışında çağdaş yaşamın tüm olanaklarından kolayca yararlanıyor. Tütünbank. İlkemiz güven ve dostluk. İçindekiler? Yalnızca domates değil, tukaş, 40 çeşit. İçindekiler? Yalnızca sebze değil, tukaş, 40 çeşit. İçindekiler? Yalnızca hazır yemek değil, tukaş, 40 çeşit. Beklenen temiz evler kampanyasını Arçelik başlattı. Eski süpürgelerin yerine yepyeni Arçelikler veriyoruz. Hanımların bu kampanyaya ilgisiz kalmayacağını biliyoruz. Görüyorsunuz. Evdeki eski süpürgemi getirdim. Yepyeni bir Arçelik aldım. Mind Master'ımı aldım, gidiyorum. Arçelik'in temiz evler kampanyasına katılın. Yeni bir kelebek, yine bir kelebek. Dünyanın en ünlü markalarını İtalya'da üreten Antonio Merloni high-tech ürünleri şimdi Simtel markasıyla Türkiye'de. Spordan üniversite adaylarına büyük hizmet. Spor her çarşamba ve her cuma üniversiteye hazırlık testi veriyor. Mahmut Tezcan ve uzman kadrosunun hazırladığı test ÖSS ve ÖYS'nin tüm konularını kapsıyor. Önlü arkalı iki sayfa. Çıkarın, biriktirin. 8 ayda 8000 soruluk bu dev testle geleceğinize hazırlanın. Üniversiteye hazırlık testiniz yarın sporla bedava. Spor, taraftarın sesi. Aldın başa, al beni ör beni. Güçlü, çevik, hızlı. Fulda, uzun ömürlü lastik. Evet, sizde de cipsomani var azizim. Cipso'ya dayanamıyorum. Doktor, siz de almaz mıydınız? Cipsomani sizde ne zaman başladı? Cipso'nun çıktığı gün. Doktor, cipso almaz mıydınız? Cipsomani şu anda bende de başladı. Hemşire hanım. Bana bir cipso lütfen. Kar cipso, lezzet salgını. Boyaların renkleri zamanla solar, canlılığını kaybeder. Bu sorun boyalı saçlar için de geçerlidir. Ama artık boyalı saçlar solmuyor, renkleri açılmıyor. Rengi solmayan parlak saçlar için Elidor renk koruyucu şampuan ve saç kremi. Bu etiket alışkanlık yapar. Sormayın. Kelebek yatak odamdan başka yere giremez derdim. Dolaptı, masaydı derken salonuma kadar geldi. Evin her köşesine yerleşti, benimsedi. O kadar alıştık ki. Kelebeği ertelemeyin. Peşin peşin yaşayın, taksit taksit ödeyin. İşte bir hayat sigortası modeli. Bu modelde sigortanın birikim ve teminatı enflasyon karşısında korunmasızdır. Zamanla aşınır, erir, güvence olmaktan çıkar. Ve işte emek hayat sigortanın kar paylı ve dövize endeksli hayat sigortası. Bu sigortada birikim ve teminat döviz karşılığıdır. Enflasyondan etkilenmez, aşınmaz, erimez, gerçek güvence sağlar. Emek hayat sigorta, dövize endeksli hayat sigortası.
gerçek gelecek güvencesi. Sabah inanılmazı gerçekleştiriyor. Sabah'tan 50 süper otomobil veriyor. İlk kupon cumartesi Sabah'ta. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Gördün mü, yine leş gibi olduk. Böyle bir yaka kiri için söylenecek tek şey var. Persilmatik. Birinci etkisiyle inatçı lekeleri, ikinci etkisiyle kireçten kaynaklanan grileşmeyi yok eder. İşte Persilmatik'in ikili etkisi. Sonuç, göz kamaştırıcı. Persil'le temizlik bu kadar basit. Persil, temizlik garantisi. Haftanın temposunu yakalayın. İmaj sayfalarında bu hafta. Billur Kalkaban. Yükselen yeni milliyetçilik akımı tartışmaya açılıyor. Tempo'da. 95'in genç kızı. Tempo'da. Ve bedava kitap. Milli nizamdan refaha. Erbakan nereye koşuyor? Hepsi Tempo'da. Haftanın temposunu kaçırmayın. Evet, sıra geldi PKK'nın meşhur helikopterine. Hatırlayacaksınız, Sayın Başbakan Tansu Çiller bir süre önce PKK'nın helikopteri olduğunu ve bunun kuvvetli bir ihtimalle Kuzey Irak'ta bulunabileceğini söylemişti. Arena bu akşam bir büyük gazetecilik başarısına daha imzasını atıyor ve Türkiye Başbakanı'nın sözünü ettiği Kürt yapımı helikopteri ekranlarınıza getiriyor. Tarih 28 Ekim 1994. Başbakan Tansu Çiller, Tunceli'de evleri yakılan vatandaşlarımızla dertleşirken ilginç bir açıklama yapıyor. Köylerinizi yakan PKK'nın helikopteri var. Başbakan Çiller, köylülere bu helikopterin gelebileceği istikameti de söylüyor. Saydığı ihtimallerden en akla yakını, PKK helikopterinin Kuzey Irak'tan gelmiş olabileceği. Başbakanın bu açıklaması büyük bir tartışmayı da fişi sıra getirdi. Çünkü o güne kadar hiçbir yetkili PKK'nın bir helikopteri olduğundan söz etmemişti. Ancak bunu ülkenin en yetkili ağzı olan başbakan açıkladığına göre herhalde bir bildiği olmalıydı. Tartışma devam ederken Arena, PKK'nın vurkaç eylemlerinde kullanabileceği helikopteri araştırmaya başladı. Ekiplerimiz yoğun çabalar sonucunda nihayet Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir askeri karargahta şüpheli bir helikopter buldular. İşte üzerinde Kürdistan uçağı yazılı meşhur helikopter. Irak ordusundan hafta kalmış iki tankın yanında silahlı askerlerle korumaya alınmış bu helikopter, dünyanın en büyük bilim ve teknoloji müzelerinde sergilenmeyi hak edecek özelliklere sahipti. Bir kere helikopterin madeni aksamı bir kaportacı tarafından otomobil saçından yapılmıştı. Üzerinde Volkswagen Passat marka 1966 model bir otomobil motoru vardı. Güya helikopter bu otomobil motoruyla uçuyordu. Gariptir ama helikopter normal benzin kullanıyordu. Pilot mahalli ya da kokpitinde uyduruk bir otomobil koltuğu duruyordu. Pilot mahallinde pedallar, lövye ve telsiz kulaklıklarına benzeyen bir şeyler görülüyordu ama bunların çalışıp çalışmadığı belli değildi. Pervanesi korumaya alınmış olsa gerek, yerinde yoktu. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'e açıklama yaptıran bu teknoloji harikası müthiş helikopterin silahlı nöbetçileri deneme uçuşunda 4 metre yükselmeyi başardığını ancak hemen mecburi inişe geçtiğini söylüyorlardı. Hiç uçtu mu? Ürkü için yapmışlar ama 4 metre kadar kalkmış. Sonra düşmüş. Pervanesi nerede bunun? Pervanesi yok. Helikopter bağlı. Kuzey Irak'taki Kürt askeri yetkililer doğru mu söylüyorlar, yalan mı bilmiyoruz. Bu müthiş helikopter geceleri gizlice havalanıp Kuzey Irak'ı izleyen AWACS uçaklarının ve kuş uçurtmayan Türk radarlarının gözleminden kurtularak ta Tunceli'ye kadar uzanıyor ve köyleri yakıyor mu onu da bilemeyiz. Bu sorularımızın cevabını ancak helikopterden söz eden Sayın Başbakanımız engin bilgisiyle verebilir. Biz sadece gazetecilik görevimizi yerine getirip üzerinde Kürdistan uçağı yazan bu helikopterin teknik kapasitesini uzmanlara sorabilirdik. Öyle de yaptık. Bir araba ısırsı yapmış kapasitesi. Sevgili seyirciler, bu teknoloji harikası müthiş helikopterin görüntülerini uzman heyetle birlikte izledik. İlk sorumuzu uzmanlarımızdan Köksal Usta'ya soruyorum. Köksal Usta, acaba neden burada bir Volkswagen motor kullanıldı? Çünkü Volkswagen motoru bu helikopter için daha uygun olduğu için, yani ona müsait ufak olduğu için, türbinli olduğu için onu kullanmak için yaptılar. Fakat onun uçması mümkün değil yani.
Havalanabilir mi bu helikopter? Belki bir iki metre falan yükselebilir. Onlar da öyle söylüyorlar zaten. 4 metre yükseldi ve düştü diyorlar. Düşer. Mümkün değil yani çıkması. Özdal Usta, siz de bu müthiş helikopteri kaporta yönünden incelediniz. Tespitleriniz nedir sizin? Vallahi bence hiç hani hiçbir şeye benzemiyor. Bir imkanı bize verseler biz daha iyi şekilde yaparız bunu. Yani bundan daha güzel bir helikopteri siz yapar mısınız? Daha güzel gözden yani göz aşinası daha güzel olacak şekilde yaparız. Peki bu helikopter havalandı diyelim. Bu saç kalitesiyle, bu kaporta kalitesiyle ne kadar uçabilir bu? Basınca dayanabilir mi? Herhalde dağılır havada. Çünkü pelsin gibi bir şey tutturmuşlar. Yani ustanın dediği gibi 3 metre 4 metre ancak ola çıkar. Balon gibi patlar yani yukarı. Patlar. Patlar, başka bir şey olmaz o. Kaporta boy olarak da çok kötü. Uçması mümkün değil yani. Böyle boy. Yani size göre de bu helikopter sınıfta kalır mı? %100. Manko. Ömer Kaptan, siz silahlı kuvvetlerde görevdeyken o yörelerde çok uçtunuz. Evet. Acaba bu helikopterin o koşullarda uçma şansı olabilir mi? Şimdi Uğur Bey, bu gördüğümüz helikoptere benzeyen isim çok kötü yapılmış bir maket. Yani ustalarımız da belirttiler. Üstelik pervanesi falan da yok. Şimdi sadece bu maketin o bölgede uçması değil, yani havura kalkması, 2 metreye kalkması imkansız. Diyelim ki kalktı, o coğrafi koşullarda Tunceli'ye kadar gelip orada bir operasyon yapması mümkün mü bu helikopter? Vallahi çok komik bir şey efendim Muhit abi. Peki bunun içine masallardaki o meşhur sihirli halıyı koysalar helikopter o zaman uçar mı Ömer Kaptan? Evet, sihirli halı daha iyi uçar. Gördüğünüz gibi böyle bir helikopterden ancak gaflarıyla ünlü başbakanımız söz edebilirdi. Kendisinden gaf bekleyenleri de mahcup etmemiş oldu. Sevgili seyirciler, olayları ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla ekranda görmek istiyorsanız hemen bizi arayın. İşte telefonlarımız. Telefonlarımız İstanbul için 550-0050, 550-0050 ve 655-92-65, 655-92-65. Ankara, sorumlu Tuncay Özkan. Telefonu 467-0020, 467-0020. İzmir, sorumlu Cemalettin Özdoğan. Telefonları 463-32-10 ve 11, 463-32-10 ve 11. Tüm bürolardaki arkadaşlarım telefon başında aramanızı bekliyorlar. Bizi çekinmeden geç saatlere kadar arayabilirsiniz. Evet, hiç çekinmeden geç saatlere kadar bizi arayabilirsiniz sevgili seyirciler. Haftaya aynı akşam aynı saatlerde yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Allah'a ısmarladık efendim.